Değerli milletvekilleri, afetler elbette kontrolümüz dışında. Ama bilmeliyiz, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bu ülkede ya da bu dünyada bundan sonra ne tarımı, ne kentlerimizi, ne de yaşamımızı bırakmayacağınızı hep birlikte biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyayı var olan doğal yaşamından uzaklaştıran en büyük canavar ne yazık ki insanlık ve rant. Küresel ısınmayı ve iklim değişikliklerini görmezsek bugün çok hızlı bir şekilde ülkenin her yanında yaşanan iklim felaketlerini, daha birkaç gün önce İstanbul'da yaşanan sel felaketini, iki ay önce Mersin'de yaşanan sel felaketini elbette bir felaket, bir kader olarak görür ve bunun karşısında bir şey yapamayacak duruma geliriz. Değerli milletvekilleri, ağırlıklı olarak birkaç rakamı sizlerle paylaşmak isterim. Domates 32 bin dönüm alanda zarar gördü. Biber 21 bin dekar alanda zarar gördü. Mısır 20 bin dekarda zarar gördü. Kavun 10 bin dekarda zarar gördü. Karpuz 10 bin dekarda zarar gördü. Bu üreticiler bu ürünleri üretebilmek için ciddi masraf yaptılar. Tohum, ilaç, gübre, sürüm, işçilik. Çok ciddi anlamda 230 milyon TL gibi tarla fiyatlarıyla olan zarar, ama maliyet açısından 200 milyon TL gibi bir zarar söz konusu. Bu 200 milyon TL'lik zararın içine baktığınızda bir masraf. Masrafın karşısına baktığınızda mazotta %54 vergi, gübrede vergi, ilaçta 8 ile 18 arasında vergi, elektrikte %52 vergi. Diğer bütün girdilerde baktığınızda ciddi anlamda devlete verilmiş bir vergi var. Yani aslında tarım, aslında çiftçilik ticarete konu olmuş, ülkenin ekonomisine katkı koymuş, bütçesine kaynak sağlamış. Ve geldiğimiz noktada bu 1350 çiftçinin 95 bin dekarlık tarım alanında %100 zarar oranı oldukça yüksektir. Bu çiftçi ve bu topraklar bizim. Bu üretim de bizim. İstanbul'da yaşanan felakete nasıl gidereceğimizi söyledikse o zararları, çiftçinin de, Karacabey Mustafa Kemal Paşa çiftçisinin de cebinde hiç parası olmayan, borcunu ödeyemeyecek durumda olan, kışı bile geçiremeyecek pozisyonda olan bu çiftçilerimizin borcunu mutlaka ve mutlaka AFAD aracılığıyla ya da kamu kaynakları aracılığıyla ödemek zorundayız. Devletin bütçesine, hükümetin bütçesine katkı koyan çiftçi devletten elini uzatmasını beklemektedir. Telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıyayız. O yüzden bir kez daha duyarlılığa, bir kez daha Mustafa Kemal Paşa çiftçisinin, Karacabey çiftçisinin o toprakların sesini sizlere buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden yüksek sesle söylemek isterim. Çiftçimiz mağdur, çiftçimiz perişan. Mutlaka oraya destek vermeliyiz. Onların sorunlarını gidermeliyiz. Hepinize saygılar sunuyorum.